İyi akşamlar. Benim sorum Emine Erdoğan'a. Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi olarak, Siirtli bir hanımefendi olarak biz Siirtliler sizinle gurur duyuyoruz. Siz evde Siirt yemeklerini mi yoksa Karadeniz yemeklerini mi tercih ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi? Ya, ilk evlendiğim zamanı hatırlıyorum. Karadeniz yemeklerini hiç bilmezdim. Kara lahanayı görsem ıspanak sanırdım herhalde. O kadar yabancıydım. Dolayısıyla hiç bilmediğim halde o kültürü, yemeğini kısa zamanda alıştım ve severek de yedim Karadeniz yemeğini. Bu arada tabii başkan da bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren bizim Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi o zamandan itibaren. O da bilmiyordu mutlaka sanıyorum. Siirt yemeklerini tanımıyordu. Ne pirtikiyi bilirim, ne kıteli Bilmezdim bilirdim. tabii. Yani Onları Allah rahmet Pırtıkiye'den etsin. Kayınvalide bu işlerde hassastı. Ve bir de tabii akrabadan olanlar vardı. Onlar pirtike, işte kıtel, bunları gayet iyi yapıyorlar. Şimdi ben Siirt'te doğmadım, Siirt'te büyümedim. Ama tabii ki Siirtli olmaktan her zaman gurur duydum, onu söyleyeyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Siirt yemekleri bizim evimizde her zaman oldu. Bayramlarda Siirt pilavı, hoşafı her zaman oldu. Kitelimiz her zaman bayramlarda. Bizde yani bir ayı 15 günü hatta geçmez kitel yemediğimiz. Mutlaka evimizde kitel yapılır. Pırtıkiye yapılır. Bumbarı o kadar ya henüz yaptıramıyorum ama onu da iyi bir yapan bulursam bumbarı da çok seviyoruz. Başka ne yapıyoruz? Sen perde pilavı. Allah'a şükür başkanın da yemek seçme huyu yok. Benim çocuklarımı da öyle alıştırdım. Her yerin yemeğini yiyoruz. Evde iki tarafın yemeği de severek yeniyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Yani başkan da seviyor, ben de seviyorum. İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. İyi akşamlar. Ben Marka Resayan'ın ablası Nergis. Bugün Markar için buradayım aslında. Markar'ın anılarından ve nasıl biri olduğunu hatırlatmak için. Çok enteresan, bizim çocuklukta yaşadığımız, çocuklukta hayal ettiğimiz her şeyi Markar yaşadı. En azından onu çok erken kaybetmeme rağmen içim bu konuda rahat. Babam çok vatansever bir insandı. Markar o bayrağı aldı. Türkiye'de yetişmiş, bu eski Türkiye'deki bütün bedelleri ödemiş bir Ermeni olarak babam çok zorluklar çekti. Markar onları görerek büyüdü. Ama Allah kendisini öyle bir yol açtı ki sanki o bütün yapılan yanlışları düzeltmek ister gibi bütün vatanseverliğiyle inandığı bütün her şeyi yapabilme şansına sahip oldu. Sizi çok severdi, size çok inanırdı. Ben hiç unutmuyorum. 2010 öncesiydi. Markar biz ne yapacağız dedim. Türkiye'de böyle bir siyasi gelişim var. Biz değişiyoruz. Biz hiçbir zaman, yani ben başım kapalı değildi. Ama başı kapalılarla ilgili Türkiye sarsılıyor, ağlıyoruz, üzülüyoruz. Abla dedi, biz bu taraftayız artık. Onu hiç unutmuyorum. Biz ayrı kentlerde yaşıyoruz. O İstanbul'da yaşıyor, ben başka bir yerde yaşıyorum. Çok daha sert bir coğrafyada yaşıyorum aslında, inancımız açısından. Ondan sonra abla biz buradayız dedi. Değil mi Markar dedim. Çünkü ikimiz de konuşmasak bile aynı gelişimi göstermiştik. Hele onun tabii siyasetçi olması, sonradan bu davaya gönül vermesi beni çok mutlu etti. Maalesef annem babam göremedi. Ama ben Markar'ın nasıl bir gurur duyduğunu çok iyi biliyorum. Mesela Süryani lider konuştuğu zaman onun anlattıklarını o kadar iyi anlıyorum ki biz çocukluğumuzdan itibaren aynı şeyleri konuşurduk. Her bir vakıfı,
Ermeni camiasına geri verdiğinizde, ben Ermeni olmamama rağmen bunları çok iyi biliyorum. Markar telefonda 2-3 saat anlatırdı bana. Onun memnuniyetini size tarif etmem mümkün değil. Sizi çok severdi başkanım. Siz de biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Markar gerçekten çok çok farklı bir kardeşimizdi. Ve o son dönemlerinde de hakikaten yani o ızdırabına rağmen yaşamı, istikameti hiç kaybetmeden yoluna devam etti. Ve onun o duruşu bizde özellikle cemaate bakışı bile değiştirdi. Nitekim arkadaşlarımızın içerisinde de yani Markar'ın o duruşu sebebiyle yaklaşımları çok farklı olanlar gerek vefatında da bunu ortaya koydular. Markar farklı bir insandı. Kalemiyle farklıydı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki düşüncelerini ortaya koyuşuyla farklıydı. Ve biz onun farklılığını da hep hayırla yad ettik. Çok teşekkür ederim. O da bundan çok mutluyum. Sağ ol. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım ve kıymetli Emine Erdoğan, ben Nisa Nur Karayağız, Bitlis'ten geliyorum. Memleketim Bitlis. Çevre ve doğa konusunda sizler çok ön plandasınız. Özellikle siz Emine Hanım. Salda Gölü'nün korunması için sizler sürekli çağrıda bulundunuz. Ondan sonra toplumsal konuda sürekli hayvanların korunmasında yardımcı oldunuz, kanunun çıkmasında uğraştınız, çabaladınız. Hatta engelli bir hayvanı sahiplenmiştiniz. Hala sizinle birlikte mi bilmiyorum ama merak ediyorum. İstanbul'daki evinizde de şeyiniz var mı? Hayvanlarınız, besliyor musunuz? Geçenlerde Cumhurbaşkanımız torununuzla bir fotoğraf paylaşmıştı, onun kedisini. Merak ediyorum, başka hayvanlara da yardımda bulunuyor musunuz? Şimdi ben bahçeli bir evde büyüdüm Üsküdar'da. Dolayısıyla orada mesela kedimle birlikte yatardım yatakta. Kolum yastık olurdu ona. Yani yeni başlayan bir süreç değil. Herkes gibi mutlaka herkesin sevdiği bir hayvan vardır. İlgilendiği bir hayvan vardır. Ayrıca da bahçede bir köşemiz sebze köşesiydi. Bir köşe park gibiydi. Süs bahçesi gibiydi. Bir köşede de kümeslerimiz vardı. Dönem dönem yani oradan geçmeyen hayvan sadece büyükbaş hayvanlar geçmedi. Ördek, kaz, tavuk, horoz, kuzu, daha aklıma gelmeyen bir sürü hayvanlarımız olmuştu dönem dönem değişerek. Onlarla birlikte büyüdük biz tabii ki. Şu anda oğlumun bir köpeği var, torunlarımın kedileri var. Yine bizim evimizde de kediler var. Leblebimiz Ankara'da. Onunla da iyi bir birlikteliğimiz var. Bizimle beraber ama büyük kazalar geçirmesine rağmen, operasyonlar geçirmesine rağmen gayet mutlu, mesut. O da bizimle birlikte yaşıyor. Herkese tavsiye ederim. Tabii satın almaya değil de hayvan barınaklarından hayvan edinirlerse hem kendileri hem çocukları için çok daha iyi olur. Teşekkür ederim. Özel bir kumaş herhalde. Bu şavlu şepik dediklerinden. Bize onu anlatır mısınız? Şimdi bugün gerçekten bir tevafuk oldu. Başkanın ne ceket giydiğini göremedim ben.
Sonra Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bunun bir özelliği var şu, bu Siirt'e has, Eruhu ilçemizde yapılan bir dokuma. Eni çok dar, şu kadar bir şey, dar bir dokuma. Geleneksel bir dokuma, keçi yününden sanıyorum, yanlış söylemiyorum inşallah. Bu kumaşlarımız inşallah teşvik verilerek Sayın Başkanım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şal şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da